Bu zamana kadar evren hakkında sizlere birçok video çektim. Özellikle de karanlık enerji ve karanlık madde hakkında detaylı bir şekilde videolarım yer aldı kanalda. Bugün de sizlere kısa ve öz bir şekilde karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili bilgiler sunacağım dostlar. Yaklaşık bir haftadır video çekemedim çünkü hayırlı bir iş için uğraşıyorum. Bu sebepten ötürü de videolarım biraz aksayacak. Haftaya da video çekemeyeceğiz. Size de böyle küçük bir bilgi vermek istedim. Çünkü bu kanalı açtığım süre zarfından beri birlikte olduğum kişiyle birlikte evlilik yoluna girdik. Ve bu benim için sizlerle birlikte adım attığım için çok önemli bir durum. Kanalla birlikte bu ilişkinin de büyümesi beni gerçekten mutlu ediyor. İlişkiyi evliliğe götürerek büyüttük. Sizlerle birlikte kanalı da büyütmek istiyorum dostlarım. O yüzden bir beğeni, bir de abone sizlerden bekliyorum. Çok da uzatmadan hemen videoya geçelim. Teleskoplar 20. yüzyılda giderek güçlendikçe evrenin gerçek büyüklüğünü ortaya çıkarmaya başladılar. Gökbilimciler sürekli genişleyen uçsuz bucaksız evrene dağılmış, bizimki gibi milyarlarca başka galaksi olduğunu keşfetti. Aynı zamanda Einstein'ın genel görelilik teorisi sayesinde teorik kozmolojide ilerlemeler kaydedildi. Teori, kütle çekiminin etkisiyle cisimlerin nasıl hareket ettiğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu. Bu gözlemsel ve kuramsal gelişmeler bir araya gelince araştırmacılar 20. yüzyılın sonlarında şaşırtıcı bir sonuca vardı. Milyarlarca görünür galaksi evrende var olan her şeyin sadece küçük bir kısmıydı. Evrenin %95'ini karanlık madde ve karanlık evren oluşturuyor. Bunlar birbirinden çok farklı iki şey. Buradaki karanlık kelimesi aydınlatamamış, açığa çıkarılmamış anlamında kullanılan mecazi bir kelime. Karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi doğrudan gözlemleyemiyor, ne olduklarını bilmiyoruz. Ancak onları koyu renkli olarak düşünmek yanıltıcı olabilir. Kozmik toz gibi cisimler koyu renkli sayılabilir çünkü parlak bir cisimle aramıza girerlerse cismin önünü kapatacakları için onları göremeyebiliriz. Ancak karanlık madde ve karanlık enerji tamamen şeffaf. Tüm dalga boylarındaki ışık ve diğer tüm maddeler onların içinden geçip gidiyor. İlk önce karanlık madde keşfedildiği ve onun ardındaki teoriyi anlamak daha kolay. Burada göreliliğe gerek yok. Newton'un temel kütle çekimi teorisi yeterli. Bir galakside büyük bir yıldız topluluğu varsa, içlerinde olup biten tüm karmaşık fizik olaylarına rağmen yıldızların hareketlerini belirleyen tek şey kütle çekimidir. Tıpkı bir uzay aracının yeterince hızlı hareket etmesi halinde dünya yörüngesinden kaçabileceği kaçış hızına ulaşabilmesi gibi yıldızların da galaksiden kaçmadan ulaşabileceği maksimum bir hız vardır. Bu hız galaksideki kütle çekimi uygulayan maddelerin toplam miktarına da bağlıdır. Ancak çoğu galaksinin dış kısımlarındaki yıldızların olması gerektiğinden çok daha hızlı hareket ettiği de ortaya çıkıyor yapılan araştırmalar sonucunda. Dolayısıyla onları galakside tutan tek şey görünür madde olamazdı. İşte bu gözlemleri açıklamanın en basit yolu olması gereken kütle çekimini sağlayan ama başka hiçbir yolla tespit edilemeyen karanlık madde kavramı. Gökbilimciler baktıkları her yerde karanlık maddeye dair kanıtlar görüyor. Kendi galaksimiz ve komşu galaksiler de buna dahil. Ancak karanlık enerjide durum farklı. Karanlık enerji sadece evrene bir bütün olarak daha geniş açıdan baktığımızda ortaya çıkıyor. Evrenin büyük patlamadan bu yana genişlediğini bir asır biliyoruz. Bu genişlemenin zaman içinde giderek yavaşladığını, evrendeki tüm maddenin birleşik kütle çekimi tarafından geri çekildiğini varsaymak aslında mantıklı. Ancak 1990'larda gökbilimciler gerçeğin bunun tam tersi olduğunu keşfetti. Genişleme aslında yavaşlamıyor, hızlanıyordu. Kütle çekiminin etkisine karşı koyan bir şey galaksileri birbirinden gittikçe daha hızlı uzaklaştırıyordu.
Henüz kimsenin ne olduğunu kanıtlayamadığı bu şeye karanlık enerji diyoruz. Karanlık madde ile karanlık enerjinin ortak noktası ikisinin de doğrudan kanıtlarının olmaması. Var olduklarını varsayıyoruz çünkü gözlemlerle teoriyi uzlaştırmanın en basit yolu bu. Ancak teorinin ve gözlemlerin yanlış olması doğru bir açıklama için karanlık maddeye veya karanlık enerjiye ihtiyacımız olmaması da mümkün. Yine de karanlık madde ile karanlık enerjiye ilişkin dolaylı kanıtlar her geçen gün artıyor. Bu nedenle çoğu gökbilimci bu kavramların kalıcı olduğunu da düşünüyorum.